Galatasaray'ın kadrosu şöyle. Nihat, Ekrem, Muzaffer, Tuncay, Aydın, Bülent, Ahmet, Küçük Mehmet, Metin, Gökmen, Büyük Mehmet. Ve oyun başladı. Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in yepyeni bir bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise okyanuslardan öte okyanusta olan sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Kaliforniya'da ne var ne yok. Merhaba Cihan'ım ve sevgili dinleyen. Her zamanki gibi sakin bir Kaliforniya öğleni diyelim. Sabah artık bitirdik. Pek bir şey yok bende canım ya. Yani böyle bir başka bölüme daha başlamış olmanın verdiği heyecan durdurak bilmeden ve düzenli bir şekilde bölüm yapmaya devam, podcast yapmaya devam diyorum. Ve bugünkü bölümde her zaman olduğu gibi düzene karşı gelmiş, aykırı bir kişiliği ele alacağız. Aykırı gidenler de bugün diyorsun. Aykırı gidenler de bugün Metin Kurt, Namı Diğer Çizgi Metin bizimle olacak. Kendisi hakkında bazı şeylerden konuşacağız ve zaten hani biz daha gözlerimizi dünyaya açmadan seninle biliyorsun o zaten futbolu bırakmıştı. Ama bizim onun futbolu bırakmasından yıllar yıllar sonra onun hakkında konuşmamızın önemli bir noktası var. Çünkü farklı ve bambaşka bir karakter olması. Ya Metin Kurt çok aslında renkli bir karakter. Çünkü bu günümüz futbolunda futbolcuların işte pahalı araba, pahalı ev ve bir manken yani bir sen bir ben bir de bebek formülü gibi bir araba bir ev bir de manken formülüyle aslında birbirinden çok farkı olmayan futbolcu profili izliyoruz günümüzde. Ama Metin Kurt o anlamda renkli çünkü bu olaylara değil başka şeylere kafa yormuş bir insan. Çok fazla kitap okumuş çok fazla kültürüne kültür katmaya çalışmış bir insan. Hatta onun antrenmanlarda izleyen basın sözcüler, basın mensuplarından biri şey diyor bir keresinde bütün takım bir köşede antrenman sonrası muhabbet sohbet ederken onu diğer köşede tek başına kitap okurken görürdük. Bir şeyleri kafa yorarken görürdük diyor. Yani senin de eminim biraz sonra bol bol dinlendireceğin Metin Kurt yalnızlığı konseptine de uyan bir gözlem aslında bu. Kendi başına orada kitaplara kafasını gömmesi diye düşünüyorum. Yani kafası çalışan, derin derin konulara kafa yoran bir insandan bahsediyoruz futbolculuktan ziyade. E hadi o zaman biraz Metin Kurt'un hayat hikayesine değinelim ve sonra bahsettiğin anekdotlardan da ilerleyelim. 15 Mart 1948'de Kırklar elinde doğmuş bir insandı kendisi ve yolu Çerkezköy'e bile uğramış. Öyle düşünebilirsin Samet'ciğim. Dinlemeyen için senle benim tanışıp uzun yıllar <gülüyor> okul <gülüyor> ve lise zamanları takıldığımız bir mekandan bahsediyorsun. Deep evet, evet hayatımızda yeri olan bir lokasyondan bahsediyorum. Futbola Ali Beyköy Spor'da başlayıp sonra işte Alta'ya transfer olmuş. Profesyonel kariyeri başlangıcı olarak. Sonrasında meşhur Türkiye Kupası maçından sonra o maçta da şöyleymiş. Bütün sezon 6 ayda dört düzgün oynamamış. Ondan sonra işte final maçında da oynamayı istemeyerek esame listesine bakmış. Bir bakmış 11'de. Çünkü hı hı. oynayıp kötü bir performans sergilerse Ankara Şeker Spor'a transfer olamama ihtimalini düşünüyormuş. Ama korktuğu başına gelmiş ve 11'de başlayıp gayet de iyi bir performans <laughs> gösterip yenilmelerine rağmen yolu abisinin de o zamanın bilinen futbolculardan olan İsmail Kurtun anlaşmasıyla PTT'ye geçmiş. PTT'de tabii ki milli takıma yükseliyor. Herkesin hatırında yer eden Galatasaray macerası başlıyor Metin Kurtun. Evet 3 yılda 3 şampiyonluk. Evet zamanı. Yani Galatasaray'da o kadar iyi bir performans göstermiş ki dediğin gibi yani 3 yılda 3 şampiyonluk elde etmişler ve 6 sene Galatasaray'ın en önemli futbolcularından biri olarak hayatını sürdürmüş o dönem. Yani bu özette tabii ki zirveyi Galatasaray'la görüyor ama tahminim senin şu anda anlatımında da bozmayayım güzel gidiyor. Orada bir dönüm noktası var. Orada bir şeyler olacak ve kendisi Galatasaray'dan da ayrılmak zorunda kalacak. Ne oluyor orada? Bir Türkiye Kupası çeyrek finaline bir şeyler oluyor sanırım. Prim vaat ediliyor ve Metin Kurt Maç sonunda prim alamayınca ne yapıyor? Şu söylediği cümleyle başlayalım. Ülkemizde spor hiçbir zaman halkın yararına kullanılmamıştır. Çarpık bir seyir endüstrisinin üstüne monte edilmiş bir yutturmacadır. Metin Kurt ilk sezonunda da Galatasaray'da çok böyle komik bir rakam oynamış bir anlaşmazlık yüzünden ve o yüzden de sakallarını uzatmış o sene. Ama çoğu futbolcunun yaptığı gibi küsmemiş kulübüne ve o sene de her zamanki gibi çok iyi bir performans göstermiş. O bahsettiğin prim olayları akabinde futbolcuların haklarını araması gerektiği ve bunu sendikalaştırarak başarıya ulaşabileceklerine inandığı için 5 arkadaşıyla beraber dönemin Galatasaray yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış ve zaten ondan sonra kariyeri bambaşka bir noktaya gitmiş. Antrenmana çıkarken gecikmeli çıkıyor yarım saat ertesi gün bu 5 arkadaşıyla. Yani o yüzden bu 5 arkadaş seçiliyor. Protesto. Belki de Türkiye'nin ilk futbolcu protestolarından birini yaptığı için. E ne yapmış Metin Kurt? Sendika girişimlerinde bulunmuş. Galatasaray'a ayrıldıktan sonra 1976 yılından bahsediyoruz bu arada sevgili dinleyici. Kayseri Spor'a transfer olup 3 sene Kayseri'de oynayıp futbolu bırakmış. Şu anda da çok duyduğumuz bir tanım var ya Samet. Hani Profesyonel Futbolcular Derneği diye bir dernek var. Hı hı, aynen. Ayrıca işte Amatör Futbolcular Derneği diye dernekler var. Bunların hı hı. kurucuları arasında yer alıp o dönem artık futbolcuların da bir birey olduğu ve onların da haklarını yani maaşlı bir işçi olarak aramaları gerektiğini insanların kafasına kazımaya başladı diyebiliriz. Ya aslında profil olarak yüksek profilli bir futbolcunun her şeyi elinin tersiyle itmesinden bahsediyoruz bu dava uğruna. Çünkü 26 kere de yani A milli takım seviyesinde 26 kere de milli olmuş Tabii birinden ki. bahsediyoruz. Herhangi bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Hı hı. Evet bir de bu sporcular sendikası spor seni kuruyor anladığım kadarıyla. Disk evet. bünyesinde bir basın toplantısı yapıp 2009'da aslında Kayseri'de de bu arada derinliklerine inersen burada işte metal inşaat sektöründeki işçilerin haklarını falan arıyor. Hatta bir tane röportajını buldum. Hatta bunu önerecektim şeyde. Önerilerde orada söyleriz kaynağını. Metal sendikası işçilerine yardım amaçlı gidip onlarla çalışmış bile. Hani omuzumuza destek anlamında <laughs> futbolun yanında Kayseri'de. Bir de şöyle bir enstantaneyi paylaşmak istiyorum. Toplam 5 arkadaş kadro dışı bırakıldıklarında "Direnelim biz" diyorlar yönetime. Daha sonra tek tek arkadaşlarının basına açıklamalar yapıp yönetimden af dilediğini, özür dilediğini okuyor ve gidip onlara sorduğunda niye böyle bir şey yaptınız diye. Abdi İpekçi ile bir araya geldik. Abdi İpekçi bize öğüt verdi ve gittiğiniz yol yol değil. Bu yoldan dönün affınızı isteyin futbolunuzu oynayın dediği için onu dinledik ve öyle bir şey yaptık diyorlar. Orada da bir sistemi vardı bu arkadaşlarına. Çünkü sonuçta başı yana ne oluyor? Hani Kayseri'ye gitme olsun işte futboldan aforoz edilmeye çalışılması olsun. Çünkü bir sürü şey yaşıyor. Hatta paralel olarak bana biraz da şunları hatırlatıyor Cihan. Bilmem katılır mısın? Bir Tarık Akan konuşmuştuk her şey gülü oynaya, her şey elinin altındayken reddedip bu damat Ferit olaylarını daha toplumsal filmlere kayan ve aforoz edilen Yeşilçam'dan burada da paralel olarak futbol dünyasından aforoz edilmeye çalışan bir kişilik var karşımızda. Aykırı olmanın hiçbir zaman ödüllendirilmediği bir dünya bu dünya. Geçmişte de öyleydi. Şu anda da öyle aslında baktığında. Şu kurduğu cümleler dizisi zaten Metin Kurt'un hayat felsefesini net olarak bizim ve dinleyicinin gözünde canlandıracaktır. Halka en yakın yer neresi? Çizgi. Ben de çizgide beklerdim. Antrenör ve idarecilerin olduğu tarafta oynamayı sevmiyordum. Kapalının önünde oynamamak için bir devre sağ açık, bir devre sol açık oynardım. Şimdi hayat görüşü bambaşka olan bir insan bunu mesleğine indirgemeye çalıştığında tamamen dışlanmış bir figür. Dışlanmak derken şimdi sadece bunu kulüp bazı söylemek doğru olmaz. Çünkü bunu yapan bir kulüp bir kurum falan değil Türkiye'de. Birçok kulüp ve kurum var. Ama mesela Galatasaray'ın iç amaçlarında organizasyon yapmışlar. İşte Galatasaray efsanelerini anıyor organizasyonu. Ama bu kapsamda aranmamış ve hep aranmayı beklemiş hani. Ben de onore edildiğim şeklinde bir Hissi olmuş çünkü mi? evet evet vefat etmeden önce. Ya sonuçta hani kendini bir camiaya bir kuruma ait hissediyorsun ve çeşitli sebeplerden dolayı dışlanıyorsun. Hani belki bunda bir art niyeti yoktur. Çağrılmamasında edilmemesinde belki hayatını kaybetmiştir. Belki de çağrılacaktı. Ama bir şekilde hissediyorsun ya bu dışlanmışlık psikolojisini. Ki yaptığın şey ceza görmen gerekiyorsa zaten karşılığını görmüşsün ya da gösterilmiş sana. Yani uzaklaştırılmışsın mevcut bulunduğun konfor alanından. Böyle olması çok üzücü çünkü geçmişte ya şu an Galatasaray'dan konuşuyoruz belki ama bu sadece Galatasaray'ın yaptığı bir şey değil yani bu herhangi bir kurumun yaptığı ne bileyim. Takımı yok bunun. Bir zihniyet, bir bakış açısı problemi var bu memlekette. Bir insan işte bir gecede kahraman olup bir gecede vatan haini olabiliyor. Bunun aslında futboldaki örneği çizgi metin. Öyle görünüyor benim için. Onun sözlerinden bahsetmişken sen bu çizgiyle ilgili ben birkaç tane daha biraz daha az bilinen birkaç şeyinden de bahsetmek istiyorum. Tabını olmayan spor emek batakhanesidir demiş mesela. Bu çok güzel bir söz. Bizler futbolu bir oyun olduğu için sever ve oynardık. Ancak artık futbol para model arabalar ve güzel mankenler için oynanıyor. Futbolu oyun olarak severiz. Ancak bugün kullanılan şekliyle sevmemiz kendi kalemize gol atmak anlamındadır demiş. Bir de bunu okudum mu bilmiyorum ama oyun arsada temiz ve güzeldir. Spor borsada kirli ve çirkindir diye de bir lafı var. Hoşuma gitti. Temiz, özetlemiş. E pasta büyüyünce doğal olarak da değişkenlerle beraber rant işin içine giriyor ve sonrasında işin özü kayboluyor. Ait olmayla ilgili mesela Kayseri'den hemen döndüğünde İstanbul'a emekliliği sonrası futboldan hemen Mecidiyeköy'de lokanta açmış mesela. Hemen o zamanlar biliyorsun Galatasaray, evet. Mecidiyeköy bağlamında bir... Bağlılık da var. Bizler de gitmişizdir çocukken oralara, Ali Samyendere. Bir de aslında sadece şimdi bu politik taraflar veya aykırı taraflar veya haklar maklar değil, futbolun kendisi için de kafa yormuş bir insan. Ben mesela hep şeyden şikayet ederdim. Futbolu izlemeyi bilmemekten. Yani bizim insanımız yardır yardır at gibi koştur gibi izliyor biraz futbolu. Hani biliyorsun sen de futbolun içinde üst düzey yerlere gittiğinde stratejiler, taktikler, işte değişiklikler, bilmem neler, varyasyon onlar falan çok önemlidir. Mesela bak şunu uzun uzun okumak istiyorum. Çünkü futbolu bir insanın nasıl izlemesine dair, izlemesi gerektiğine dair onun kendi ağzından bir şey aktaracağım. Bana %100 uyan ve altına imza atacağım bir tanım yapmış. Bir seyirci olarak bak şunu diyor. Seyirciler genelde topu izler. Oysa ki oyunu izlemek daha büyük bir keyiftir. Hangi oyuncu nereye gidiyor, nereye gitmiyor, topu alan arkadaşı en müsait arkadaşla mı oynadı? Oyunu bütünüyle izlemek lazım. Savunma kademelerine girilmiş mi? Hücumda kalkıldığında takım organizasyonları iyi mi? Mesela bir takımın iyi organize olabilmesi için en ilerideki adamla en gerideki adamın arasında 65 metreden az mesafe olması gerekir. Gol atmak ve gol yememek için her alanda rakipten bir adım fazla olmanız şart. Aslında futbolu izlemek basittir diye uzun uzun böyle adam tanımlamış ve benim çok hoşuma gitti bunu okumak. Çünkü Hani bu adam biraz antrenörlük yapmış emeklilikten sonra çok küçük yerlerde orada burada birkaç kere evet. ama hı hı. ya şu tanım bile sıradan futbol seven izleyen birisi için altın değerinde benim fikrimce. Çünkü maça baktığınızda bunları izlemek asıl keyfi olan sadece golü görmek değil diye düşünüyorum. Yani temel olarak olayı bir bütün olarak değerlendiren döneminde toplumuna çok ulaşıp ulaşmadığı da meçhul olan bir figür. Hani biz burada bu bölümü yaparken Metin Kurt'u onara etmek anlamak için yaptık sevgili dinleyen. Hani onun başarılarından ve karakterinden biraz bahsederek farkındalık yaratmak. Çünkü 1979 yılında futbolu bırakmış. Sonrasında da 2012 yılında aramızdan ayrılmış bir insan kendisi. Ve her zaman toplumun içerisinde olması gereken figürlerden diye düşünüyorum. Şu tanım çok hoşuma gitti. Türk futbolunun Chelsea'si olarak anılıyor ve bence bu kesinlikle bir tesadüf değil. Sanırım bir gladyatör takma ismi de var onun değil mi? Evet var ve onunla ilgili bir kitap da var onu ne öneriyoruz kısmında sana gösterip önereceğiz. Hadi bakalım öyle olsun o zaman. <laughs> Kapatırken o zaman şunu söyleyelim. Hiçbir insan hatasız değildir. Dolayısıyla burada Metin Kurt'u da ilahlaştırma gibi bir derdimiz yok. Kendisinin de hataları olmuştur. Bazı onunla yakından ilişki kuran bütün bu şeyler sonrasında futbol olsun işte başka şeyler olsun onunla ilişki kuran insanlar da bazen olumsuz şeyler yazıyorlar onun hakkında. E, dolayısıyla hani herkesin olumlu olumsuz tarafları var. E, bir de onun siyasi tarafı da var işte Türkiye Komünist Partisi'nin üyesiydi bir zamanlar. Yani bütün bunları dillendirelim kapatmadan. Böyle sadece toz pembe hı hı. çizmeyelim bunu. Bu arada yani kötü bir şey diye demiyorum ama siyasi bir kimliği de vardı yani sonrasında onu demeye ya çalışıyorum. Muhakkak, muhakkak. Zaten her zamanki gibi bize düşen kısa ve net bir şekilde bir şeyi anlatıp merakı uyandırmak dinleyen de daha çok ilgiliyse kendi araştırmasını yapıp kendi kanısına varması babında. Yoksa 20 dakikada hiç kimsenin hayatı sığmaz anlatmaya. Hiçbir konu sığmaz. Biz hep 20 dakika boyunca, 25 dakika insanların merakını uyandırmaya çalışıyoruz deyim yerindeyiz. Ama şunu da unutmamak lazım. Metin Kurt denince akla hep halkın sporcusu olması geliyor. Bunu desteklemek için de şunu söyleyebiliriz. Sonuçta Galatasaray'ın aslında efsaneleri arasında olan bir kişiden bahsediyoruz. Ama sadece Galatasaraylıların değil işte Fenerlisinin, Beşiktaşlısının, Trabzonlusunun ve diğerlerinin de olduğu bir kurgu içerisinde ve saygı ve sevgiyle andığı ki cenazesinde de hepsinin bulunduğu bir kişilikten bahsettik bu bölüm özelliğinde. ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde yine bir şeyler bir şeyler önereceğiz ve Samet kaşlarını çatarak bakalım bize neler önerecek bu bölümde. Aa, hazır futboldan bahsetmişken eğer futbolla ilgili alakalı dinleyenler varsa Netflix'in direkt belgeseli var PL ile ilgili çok hoşuma gitti. Hatta belgeselin içinde Pele de konuşuyor. Bol bol anılarını anlatmış. Böyle birebir yaşayan bir efsaneden ayrıntılı bir şekilde hayatına dair şeyler dinlemek çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla onu öneriyorum izlemelik. Şarkı olarak da HKBO dinlencemiz var bizim işte YouTube, Deezer ve Spotify'da bulunan. O şarkı listesine de Evdeki Saat adlı müzik grubundan DB ne Kadar adlı şarkı eklemek istiyorum. Ve bu şarkı ve Netflix paylaşımından sonra da lafı çok uzatmadan sevgili Cihan'ım sana veriyorum. Bu arada bize öneride bulunmak isterse insanlar hekebüyüpodcast.com sitesinden bize yazabilirsiniz diyelim ve sözü sana verelim. Teşekkürler Samet'ciğim. Bölüm içerisinde de bahset kitabı dillendirerek başlayayım. Vecdi Çıracıoğlu'nun Gladiator kitabı 2009 yılında yayınlanmış olan. Bu kitapta Metin Kurtun işte 1968'den 76'ya kadar olan hikayesini kesitler halinde anlatıyor. Kendi anlatımları da var. Bunu okuma şansın oldu mu? Evet evet bir kısmını okudum, devam da ediyorum ama bölümü Hı -hı. çekene kadar hepsini bitiremedim. Ama Hı -hı. keyifli gidiyor yani. Kariyerinden bu bu ve kısmına kadar hoşuna gitti mi var. kitap? Evet, evet. Şimdilik. evet. Zaten araştırdığın zaman sen de göreceksin, dinleyen de görecek. Türkiye'de yazılmış spor kitapları arasında ilk onda olan bir kitap. Akıcı Hı -hı. ve güzel gidiyor. Süper. Sonrasında iki tane de şarkı önereyim. HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi bölümün karakteri olan Metin Kurt'un geçtiği ve Kesmiş Şeker'in ölümünden bir yıl sonra yazmış olduğu Metin Kurt Yalnızlığı şarkısı. Diğeri ise Fleet Foxes grubundan White Winter Hymnal isimli şarkı bunları HKBU dinlencesi playlistinde biraz önce de ifade ettiğin gibi Spotify, Deezer ve YouTube üzerinden sevgili dinleyen sen ve ben dinliyoruz. Yani zaman zaman hepimiz ceza sahası içinde yalnız kalıyoruz bir şekilde. O yüzden bu zamanlarda etrafımızdaki insanlara sımsıkı sarılmalı. Kesmiş Şeker'in o şarkısını da sen söyledikten sonra dikkatlice dinledim ve çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir adanma olmuş veya güzel bir anma olmuş Metin Kurt için. Bizi dinlediğin için sevgili dinleyici sana tekrar tekrar teşekkür ederim. Artık yüz küsür bölümlere doğru gidiyoruz. Durdurabilene aşk olsun diyorum sevgili Cihan. Ve tekrar bizimle olduğun için teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.